Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videodan herkese merhaba. Öncelikle size yapacaklarımdan ufaktan bahsedeyim. Sonrasında yapım aşamasına geçelim. Yaparken de ne işe yarayacağını, ne için yaptığımızı anlatırım. Böylelikle videonun başlangıcını uzun tutmamış oluruz. Bugün izleyecekleriniz daha çok montaj içerikli olacak. Hani montaj yaparken video çekeceğim. Ama öncesinde sizden bir şey rica edeceğim. Şimdi traktörün şu bölgesinde yüksek beygir traktörlerde görmeye alışkın olduğumuz bir multimedya ekranı düşünelim. Evet arkadaşlar, ben hayal etmenize yardımcı olacak bir tane fotoğraf şimdi koyuyorum. Fotoğrafı gördünüz arkadaşlar. Şimdi bunun montajına geçelim. Tabi bugün montaj yapacağız demiştik. Bunu şimdi boyasını yaptık, hazırladık. Hazırlama öncesinde ben yapım aşamasında ufaktan bir video çekmiştim. Bunu şimdi siz izleyin. Daha sonra gelin beraber montaja başlayalım. Evet arkadaşlar, deneme konsolumuzu yaptık. Birinci sürümümüz diyebiliriz, yani bu versiyon 1 diyebiliriz. Bu şekilde bir açılış yapacağız. Şöyle oynar kollu. Aşağı yukarıda oynayabilecek şöyle. Bu şekilde. Tabi bu da şimdi oynuyor. Sabitlenecek bu da. Şöyle şu sağa sola dönebilecek. Şöyle ileri geri dönebilecek şekilde. Şuradan boğazdan şöyle yaptık bunu. Şimdi içeri geçeceğim. İçeride ışıkta daha iyi gösteririm aslında da. Şimdi boyamaya geçeceğim. Bunu bir boyayalım. Evet arkadaşlar, ortalık biraz karışık ama kusura bakmayın öncelikle. Şimdi konsolumuzu şöyle şu şekilde yaptık. Şimdi bunu bir daha atacağız. Ufak tefek kaynak atacağım yerleri var. Daha sonra boyayacağız. Arkadaşlar, parçaları böyle astık. Şöyle boyunlarından. Şöyle görüyorsunuz. Şu demirler zaten kendimiz kesip biçtiğimiz hani parçalar. Şu parçadan hiç bahsetmedim. Bu parça da tableti bağlayacağım parça. Şu plastikleri printer'da bastım. 3D printer'da. Şuraya iki tane tijle bu araya işte bu şekilde ayarladım. Onun boyutuna göre. Şuraya şu ortaya da şu merkezi kaynattım. O şekilde şimdi şu anlık görecek. Tabi bu şu an demos olduğu için bu işin, bu sistemin. O yüzden şu an deneme aşaması. En azından böyle kötü bir görüntü olmasın diye bunu bir kere komple baştan aşağı her şeyi siyah boyayacağız. Şöyle şu vidaların şeylerini falan kapattım komple. Rahat geçsin, yürüsün diye. Görüyorsunuz. Şimdi onu boyayacağız. Şimdi gezi çalıştığımız için ışık yetersiz gelebilir. Artık kusura bakmayın. Şöyle başlayalım. Şu an şundan bahsedeyim de. Şimdi arkadaşlar, normalde printer parçalarında hani kullandığınız filamentin cinsi önemlidir. Hani boy tutması için. Özellikle mesela ABS ve hani ABS ve PLA filament arasında fark vardır. ABS'de normalde zımpara yapılması gerekiyor. Tabii yeni çıkan filamentlerde büyük ihtimalle o sıkıntı çözülmüştür ama ben PLA bastığım için hiçbir sıkıntı olmadan, zımparalayma yapmadan, astığa vurmadan doğrudan boyayı sürerekten işlemi yapacağım. Bu şekilde. Şuradan başlayalım şöyle veya sağdan başlayalım. Şöyle bir elimle tutacağım bir tarafı öncelikle. Ondan sonra boyayacağım. Tabii ben de ışık göremiyorum. Evet şöyle.
Evet, bu taraf tamamlandı. Şöyle çevirelim. Şimdi boya aşamasını gördünüz. Boyamız kurudu. Parçalarımız bu şekilde kurudu. Hani gayet de güzel oldular. Şimdi bunların montajına başlayalım. Şimdi öncelikle şunu şuraya bağlayalım. Şunun bir tanesi bir yerinde, bir tanesi bir yerinde. Şu şuranın da galiba. Değil mi? Şöyle yaptığımızda bu buraya yetişiyor mu? Şu yetişiyor mu? Hayır. Tamam. Bu buranın. Evet arkadaşlar. Öncelikle ana gövdeye bağlayaraktan başlıyorum parçayı. Şöyle. Bu parça buranın. Parçaları biraz düzgün bükememişim. Bundan dolayı biraz yamuk yumuk da bunlardan artık o da sıkıntı değil, iş görsün de şu anlık. Zaten bu parça bu işin demosu için yapıldı. Hani demo olarak yaptım yani bunları. Hem de oradaki bilgisayarın traktörün bir parçasıymış gibi alışmamız için yaptım. Arkadaşlar ben bunu toplayayım. Sonrasında traktörde devam ederiz. Arkadaşlar konsol topladık. Şöyle anlatayım. Hani tabletin geleceği yer burası. Şöyle şuradan aşağı yukarı bükülme hareketini yapacak. Şöyle şuradan sağa sola bükülecek. Şöyle oynayabilecek bu şekilde sağa sola. Şuradan aşağı yukarı. Şuradan da buraya sabitlenip bu şekilde ileri geri gidebilecek yani. Bu şekilde yapacağız. Tabi bu işin demosu bu. Hani çok belki hani çok aşırı titreşim olur. Hani kötü bir görüntü olur. Zaten yapmak istediğim şey 3 farklı tasarım daha var yani aklımızda olması gereken. Babam şuraya bir tane böyle bir hazne yap. Buradan bir kol çıkart dedi. Veya yani şuraya şuradaki profile sabitlesen daha iyi olur diye söyledi. Öyle bir tavsiye verdi. Ben de asıl aklımdaki fikir şuraya bir tane parça yapıp aynı şey mantığında. Şuradaki bakın kamera sabitlemeyi görüyorsunuz. Onun mantığında öyle gevşetip de mesela ileri geri kaydırabileceğim yani buradaki yaklaşma uzaklaşma ayarını buradan yapabileceğim. Daha sonrasında kafasında da yumurta olup hani rahat dönebilecek şekilde bir yani tasarım yapmayı düşünüyorum. Otobada onu printer'da basacağım. Ben şimdi kolay yoldan bunu yaptım bu şekilde. Şöyle şimdi bunu gövdeye sabitleyeceğimiz yer. Herhangi bir yeri delmeden, herhangi bir şey yapmadan şöyle görüyorsunuz. Şurada kapının menteşesinin bağlandığı ve içeriden hani onu sıkmak için delik açılmış. Buradan şöyle contası vardı şu şekilde. Bunları söktüm. Oradaki ufaktan vida başlığı var. Şöyle bir samun kadar hani bir vida başlığı var. Bir tane vidanın başına samun kaynattım. O vida şeyinde, çapında. Bu şekilde bunu böyle buraya takıyorum. Şöyle takıyorum. Evet, gövdemize sabitlenecek kısım burası olacak yani. Şöyle. Evet. Gayet de sağlam hani bir sıkıntı bunu taşıyacak kadar kuvveti olur. Şimdi şunu şöyle şu şekilde önceki contasını takaraktan şöyle takaraktan buraya bir sabitleyelim. Ya bu şimdi ne için bunu amortisör görevi yapsın diye yani gövdedeki bütün titreşimi buraya aktarmasın diye öyle bir yaptım mı ne kadar faydalıdır onu bilemiyorum. Şöyle flanş samunlarımızı takalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu buraya niye monte ediyoruz? Aklımızdaki projeyi gerçekleştirmek amaçlı bir tane bilgisayara ihtiyacımız vardı. Hani bilgisayar, tablet veyahut da işletim sistemi döndüren bir tane işlemciye ihtiyacımız vardı. Bizim de hani elimizde olan bir tane tablet bilgisayarımız var. Onun için de hani düşük maliyetle yapacağımız için biz bu işi. Bu şekilde buraya tablet bilgisayar kullanacağız. Şimdi buraya sıkıyorum. Şimdi arkadaşlar bu proje bayağı uzun süre soluklu olacak. Hani öyle paldır küldür hemen olup bitecek bir iş değil. Çünkü zaten yapacağımız iş için bir kere traktörün garantiden çıkması gerekiyor.
Hani bu işin tamamlanması için garantiden çıkması gerekiyor. Onun için de en az bir kere bir yıllık bir sürecimiz var. Bekleme sürecimiz var. Biz ilk etapta yapacağımız işlem buraya multimedya ekranımızı yani bilgisayarımızı traktöre sabitlemek. Ondan sonrasında ikinci yapacağımız adım GPS takmak. Yani uydu bağlantısı sağlamak traktöre. Bunun için de yine bilgisayara ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şu anda kolumuzu buraya sabitledik. Evet arkadaşlar şimdi söylemiş olduğum gibi bu proje adım adım aşama aşama gerçekleşecek. Birinci aşamamız traktörümüzü ve bilgisayarımızı monte etmek. Bunu buraya adapte etmek. Daha sonrasında traktöre GPS bağlantısı sağlamak. Şimdi elimde olan birkaç tane ürün var. Yani birkaç tane GPS var ama onların hassasiyeti düşük. Yani bu iş için düşük. Çünkü burada 5 santim hassasiyet mi yani maksimum 5 santim hassasiyetli bir GPS kullanmam gerekiyor. Şöyle şu şekilde ayarı yapıp bunu ileri geri şöyle söylemiş olduğum gibi şöyle ayarlayabiliyoruz. Şöyle görüyorsunuz evet. Yani şu anlık bu şu anki yerinde gayet de güzel oldu. Şimdi hani aslında sorunu mutlaka olacaktır hani yani GPS'in olması bu beygir segmentinde gerekli mi gerekli değil mi? Çünkü aslında bizim bu sistemleri ekseriyette büyük beygirlerde yani 200 beygir özellikle 200 beygir üzerinde görüyoruz. Çünkü niye? Onların kullanmış oldukları ekipmanlar geniş oldukları için yani 8 metre 10 metre oldukları için hani hem arazide boşluk bırakmamak için yani mesela sürmüş olduğu yerle diğer sürücü yer arasında boşluk bırakmamak için hem de birbiri üzerine geçirip de fazla mazot yakmamak için ve daha düzgün bir hani büyük arazi çalıştığı için hani daha düzgün bir ekim yapmak için bu sistemi kullanıyorlar. Kullanan çok kişi var. Yani Türkiye'de de bu yaygın hani bayağı bir büyük traktörlü ve büyük arazilerde. Yani bizim çevremizde bundan yok. Özellikle bu beygir segmentinde kesinlikle yok yani. Yani bizimki ne? Sadece birincisi yani daha bilinçli tarım yapmak, daha akıllı tarım yapmak. İkincisi de geleceğe yatırım yapmak yani öyle söyleyeyim. Hani bu projeyi ben çok uzun zamandır takip ediyordum. Bakıyordum. Evet geçen videomda geçen kepçe galiba buydu. Tekrar geçiyor. Daha uzun çok uzun süredir ben bu hani projeyi takip ediyordum. Bu çünkü benim yapacağım, başlayacağım proje açık kaynak bir proje. Dünyanın belli bölgelerinde bu projeye katkı sağlayan insanlar var. Hani mesela kullanıp değişim yapan kişiler var. Ben de bu şekilde ta üniversite son sınıftayken hatta ben bitirme projesi olarak bunu yapmak istemiştim. Hani akıllı traktör projesi, hani otonom traktör projesi. Tabi o zaman hani süremiz kısıt olduğu için hani hocam bu senin için hani şu anki ortamda uygun olmadığını daha farklı proje üzerine çalışmam gerektiğini söylemişti. Biz de o şekilde bu projeyi askıya almıştık. Ta ki bugüne kadar. İnşallah bununla beraber bu işe başlayacağız. Ve bu süreçte çok hızlı gelişmese de yavaş yavaş hani zaman buldukça tabii şu an karantina sürecinde olduğumuz için hani biz hani bu boşluğu fırsat bulduk. O şekilde başladık. Şimdi biz bunu ne için kullanacağız? Öncelikle kullanabileceğimiz ekipmanlar, bizim kullandığımız en geniş ekipmanımız gübre atma makinesiyle ilaçlama makinesi var. Yani 10 metre iş genişliği var. Hani 10 metre. Bizden mesela gübre atarken üst üste atıyorsun veya atmadığın yer oluyor. Bunları da işte bu sistem sayesinde hem daha düzgün bir şekilde atacağız. Hem ne attığımızı göreceğiz. Hem de atmadığımız yeri göreceğiz. O şekilde daha verimli bir iş yapmayı planlıyoruz. Aynı şekilde ilaç makinesi için de. Tabi bu söylemiş olduğum gibi bu öncelikle biz bu sistemi traktöre adapte edeceğiz. Daha sonrasında traktör arkasındaki bağlayacağımız ekipmanlara adapte edeceğiz. Yani örnek vereyim. Ben ilaç atıyorum diyelim. Hani mesela benim şimdi normalde aslında bu makineyi göstermiş olsam daha iyi anlarsınız ama öncelikle ben size bir fotoğraf göstereyim. Evet fotoğrafta görmüş olduğunuz pallerimiz var. Yani açıldığı zaman kollarımız var yani öyle söyleyeyim. Bu kollar üzerinde de memeler var. Yani ben bu memeler sayesinde buradan göndermiş olduğum suyu 10 metre genişliğe düz bir şekilde dağıtabiliyorum. Ben şimdi ilaçlamış olduğum yeri aynı şekilde bir tekrar ilaçlarsam öncelikle mahsulde durma olur. Yani fazla ilaç da zarar, az ilaç da zarar. Yani atmadığım yerde benim için hani verim kaybı, fazla attığım yerde verim kaybı olarak geçiyor.
Tabii bu aslında büyük arazilerde cidden bu konunun ehemmiyeti çok büyük. Yani bizim mesela şimdi küçük bir arazide, 8-10 dönümlük bir arazide bu konunun fazla ehemmiyeti olmaz. Dikkat alınmaz ama büyük çapta yani 300 dönüm, 500 dönüm, 800 dönüm, 1000 dönüm arazilerde bu konunun ehemmiyeti çok büyük. Yani o yüzden hani dikkat edilmesi gereken bir iş. İşte bunun da başında hassas tarım giriyor. Hani hassas tarım, biz de hassas tarıma ben kendi adıma meraklı olduğum için böyle bir başlangıç yapacağım. Öncelikle söylemiş olduğum gibi GPS'imizi, traktörümüzü öncelikle manuel olarak, yani şöyle söyleyeyim, ben traktörün gittiği noktayı GPS'ten göreceğim, iş genişliğimi belirleyeceğim ve ben kontrolümü öncelikle direksiyondan yapacağım. Yani ben burada çevirdikçe oradaki benim tarlamdaki arazi işaretlenmiş olacak. Yani ikilenme sürülen, ilaç atılan veya gübre atılan yer işaretlenmiş olacak. Arkadaşlar, benim şu anda çalışacağım sistemin ismi otomatik steering, yani otomatik dümenleme diye geçiyor. Yani otomatik dümenleme diye arattırırsanız Türkçe kaynak mutlaka bulursunuz. Arkadaşlar, bu işi, yani ben şimdi bu videoyu çekiyorum, hani tamamen bu işte eğitim, işte bilimsel bir iş olarak değil, kesinlikle değil. Bu izlerken hani sıkılmayacağınız şekilde, hem ben bu şekilde hem ufaktan bilgi vererekten, ufaktan da sizi sıkmayacak şekilde anlatacağım bu işi, nasıl yapacağımı, yapım aşamasını. Şimdi arkadaşlar, otomatik dümenlemenin aslında matematiği çok fazla. Yani şöyle söyleyeyim, hani traktör arasındaki mesafe açıklığı, traktörün dönüş genişliği, traktörün teker genişliği, yani teker açısı, dönüş açısı, arka bağlantı ekipmandaki ara kolu uzunluğu, hani bunların hepsi çok önemli. Hani bu işte çok hassas yapılması için hesaplanması gereken çok değer var, çok fazla değer var. Tabii bu şu anda belli bir aşamaya geldi. Yani çünkü bu benim takip ettiğim açık kaynak ve open source, yani açık kaynak yazılım. Kullanıcıların kullanmış olduğu hani ortak platformu belli başlamaya geldi. Belli hani testleri yaptılar. Belli bir kitle bunu kullanmaya başladı. Bundan dolayı ben bunu rahat bir şekilde çözeceğimi düşünüyorum. Yani şu anda bu işe başladık ama yarım kalır mı bilmiyorum. Şöyle ufak ayarlarını yapalım. Şunları flanşlı zaman olduğu için buraları ufaktan yine sıktıralım şöyle. Biraz daha sert dönsün. Evet, şöyle güzel. Evet arkadaşlar, montaj işlemini yaptık. Gövdemizden altına bir tane silikon, yani bir plastik koyaraktan şöyle traktördeki bütün hani titreşimi şeyi burada hissetmemek amaçlı bunu koyduk. Ya traktörümüz belli devir aralığında 3 silindir olduğu için biraz fazla titriyor ama o önemli değil. Hani bu çok aşırı şey değil. Şimdi gayet güzel oldu, sağlam oldu. Şöyle bakıyorum, hani rahat, şöyle sallantının döneceğini düşünmüyorum. Aslında şimdi test yapacağız yani tekrardan. Bir çıkarız şöyle, bir turlarız, hani bakarız yani düşen, kırılan, kopan, dönen bir yeri var mı diye. Bu şekilde. Şimdi şöyle takalım tabletimizi. Söylemiş olduğum işte bilgisayar tabletimiz bu. İçerisinde Windows yüklü. Windows döndürüyor, yani öyle söyleyeyim. Şu parçaları printer'dan bastık ama biraz hani şey, cansız duruyor ama yine sağlam taşır, yani sıkıntı olmaz. Şöyle bakıyorum, ergonomik olarak gayet güzel. En önde kullanan kişi için de bir zararı yok. Tabii ben burayı böyle bir şekilde sevmem ama hani biraz babam yakın kullanıyor. Ona da zarar vereceğini düşünmüyorum. Verirse de eğer, zaten şöyle itince şuradan döneceği için o tarafa gidecektir, yani sıkıntısı yok. Evet. Şimdi bunu bakalım, bağlayalım şöyle. Şuradan biraz kablolar sallanacak ama olsun. Evet, şöyle açalım. Şuradan da normal USB ile şarj edebiliyoruz. Bunu aslında ilerleyen zamanda artık şey yaparım ben. Onun ismi nedir? Şurada çakmaklık var. Şuradan bir kabloyla, şuradan şu arkadan, hatta şuraya bir tane adaptör koyar. Şunun altına zaten burayı söktük. Altında ne var biliyoruz yani. Oraya bir tane adaptör koyarım da o şekilde onu beslerim buradan. Burası iyi, öyle iyi olur, güzel olur. Evet, şöyle kablonun zararı yok. Kimseye bunun zararı yok. Güzel yerde oldu. Hani yeri güzel. Şimdi aslında bunu tasarlarken bir de şuraya şey yapacağım. Normal belki Fendt traktörde bilen vardır. Tabii bu traktör camiasındaki en iyi traktör serisi Fendt'tedir yani. Yani tasarım olarak her türlü. Şöyle şurasında onun böyle o multimedyasında şöyle tutacak bir yer vardır. Şurada şöyle düğmeler falan vardır işte. Ben de buraya bir tane öyle bir tutacak yapmayı düşünüyorum, yani şey olarak. Tabii o buna değil de 3D printer'la basarken şeyi, bir daha bir sonraki tasarımı
O şekilde oraya bir tane tutacak yapmayı düşünüyorum. Orada birkaç tane düğüm olacak işte. Hani bununla veyahut da ekipmanla kontrol almak işte. Bir tane joystick yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde. Şöyle yapalım. Şimdi benim bu normal kendi bilgisayarımla burası entegre olduğu için normalde işte bilgisayarımda görünen her şey şu an burada mevcut. Yani ikisi birbirine senkron çalışıyor şu anda bilgisayarla. Hani hem buradan da istediğim şekilde girmek istediğim yere girebiliyorum. Yani maillerim olsun, ıvır zıvır herhangi bir yere girebiliyorum. Bunun en güzel tarafı, bunun bilgisayar olmasının en güzel tarafı, tarlada olası bir hani yazılımsal bir hata veyahut da benim yakalamış olduğum bir hatayı anında yanında bilgisayar taşımadan çözebileceğim. Çözebilmem hani benim için çok harika bir durum. Şöyle şey yapalım. Kameramızı bir bağlayalım. Açısına bir bakalım bir kere. Şöyle aslında bunu da şey parlak duruyor. Şunu koyu temayı kapatalım. Koyu tema kapalı olması lazım. Niye bu yenilemiyor sayfayı? Evet arkadaşlar, şu an YouTube'a girdik. Şöyle bakalım, kendi kanalımız sayfamızdayız yani şu anda. Wi-Fi çekiyor da bunu şey telefonu bağlayalım da şimdi yola çıkacağız zaten. O yüzden şuradan bir tane video açalım arkadaşlar. Ne açalım? Inception gibi oldu hani, video içinde video gibi bir şey oldu. Önce ilk Böyle açalım. Gübre atma makinesi atıyoruz. Evet. Sonrasında da kazayı ve tapanla üzerini örtüyoruz. Şunun ayağı biraz düşmüş de. Dün zaten kazayı çekerken. Arkadaşlar aşırı bir titreşim yok. Yani şöyle görüyorsunuz. Sen direkt geç geç oradan geç. Geç 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 geç. Aşırı bir titreşim yok. Hani çok bence hani şu anlık gayet iyi. Ben zaten hani bu kolun çok uzun olması belki dedim hani titreşim yapar diye düşünmüştüm. Ama titreşimsel bir sıkıntısı yok. Yani şu anlık. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlem şuraya göre ben aslında buraya planlıyorum. Buradan daha güzel bir şık olacağını düşünüyorum. Ve şuraya göre bir tane bir kol tasarlayıp şuradan yukarıya doğru şöyle şu şekilde. Aslında şurası daha iyi duracak gibi duruyor. Çünkü hani o kapı açıldığında bu buradan gidecek. Neyse onu ben bir düşünüyorum. Onu tekrar bir muhasebesini yapar. Ona göre bir plan çizeriz yani. Ona göre bir proje yaparız. Evet arkadaşlar. Bu bölümde bilgisayarımızın traktörü montaj aşamasını izlediniz. Bundan sonra artık sırayla gelecek olanlar hakkında ufaktan size bahsettim. Yapmak istediklerim hakkında ufaktan bahsettim. Şimdilik böyle olsun. Videoyu burada kapatalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum.